Karabük'teki kamu binalarında yürüttükleri tasarım, gözetmenliği ve proje danışmanlığı çalışmalarını sürdüren akademisyenler, Karabük Valiliği, İl Özel İdaresi ile Karabük Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şimdiye kadar 16 okul binasının deprem performansını değerlendirdi. Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Öğretim Üyesi Gürsoy, okulların deprem güvenliği ve performansının yeterliliği konusunda Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı olarak proje danışmanlığı ve tasarım hizmeti verdiklerini belirtti. Bugüne kadar 16 okul binasını incelediklerini ifade eden Gürsoy, mevcut durumun bir an önce değerlendirilmesini yapmak üzere okul binasında incelediklerini dile getirdi. 6 Şubat Pazarcık ve Elbistan depremleri sonrası tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük ilinde de Karabük Valiliğinin yönlendirmesiyle tabii Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız var, İl İdaresi'ndeki arkadaşlar okulların deprem güvenliği, deprem performansının yeterliliği noktasında Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı'ndan proje danışmanlığı ve tasarım hizmeti almış durumdalar. Biz de bu kapsamda okul binamızın, daha önce 15 okul binasına gittik. Bugün de okul binamızın vücut durumunun bir ön değerlendirmesini yapıyoruz. Gürsoy, binanın güçlendirme ihtiyacı varsa bu durumu belirleyecek gerekli güçlendirme projesini tasarlayacaklarını ve bunun ardından uygunluğunu kontrol edeceklerini söyledi. Okul binalarının güvenliğiyle ilgili bir seferberlik başlatıldığını belirten Gürsoy, deprem gelmeden önce yaşadığımız mekanlar depreme karşı güvenilir mi değil mi ona mutlaka baktırmamız lazım. Deprem olduktan sonra iş işten geçmiş oluyor dedi. Daha sonra yönlendirmemiz sonucu arkadaşlarımız da binanın malzeme yeterlikleri konusunda deneyler yapmak üzere numuneler alacak. Biz bunları bilgisayar ortamında müteahhit firmadaki yetkili müteahhit firmanın performans analizlerini yürütmesi sonucu biz bunların uygunluğunu kontrol edip gerekli olduğu takdirde güçlendirme projelerinde kontrolünü yapacağız. Bu şekilde okul binalarının aslında bir bakıma güvenliğiyle ilgili bir seferberlik başlatılmış durumda Karabük ili genelinde. Deprem gelmeden önce yaşadığımız mekanlar depreme güvenilir mi değil mi? Onun mutlaka bizim baktırmamız lazım. Bizler oluruz olmayız. Çünkü deprem olduktan sonra iç işten geçmiş oluyor. Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Zehra Şule Garip de Türkiye'nin deprem bölgesine yer aldığını ve binaların mevcut yapı stoğunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Deprem yönetmeliği kapsamında bu durumun öngörüldüğünü vurgulayan Garip, ekip olarak sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul binalarını değil, genel olarak tüm yapı stoğunu değerlendirmeye hedeflediklerini ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü. Türkiye coğrafyası deprem bölgesinde yer aldığı için aslında genel olarak depremle karşı karşıyayız. O yüzden binalarımızın şu an mevcut yapı stoğunun iyi değerlendirilmesi lazım. Deprem yönetmeliği kapsamında zaten bunun bu öngörülüyor. Dolayısıyla bizler de ekip olarak binalarımızın, yani Milli Eğitim'e bağlı olan okul binalarının deprem güvenliğini araştırmayı hedefliyoruz. Tabii burada sadece Milli Eğitim açısından bakmamak lazım. Tüm yapı stoğunun aslında değerlendirilmesi lazım. Deprem bir gerçek, Türkiye'nin gerçeği ve bir gün bu belki de çok kısa bir zamanda karşımıza çıkacak. Yapılarımızın bazıları çok eski, eski deprem yönetmeliklerine bağlı olarak dizayn edilmiş. Güncel hale getirmemiz lazım. Gerekiyorsa güçlendirme yapmamız gerekiyor, gerekiyorsa yıkımını gerçekleştirmemiz lazım. Bunun için de incelemelerimizi yapıyoruz. Sadece buradan tüm halkımıza bu konunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ve gerekli hassasiyetini gösterilerek binalarını inceleme noktasında istekli olmalarını öneriyorum. Karabük Üniversitesi Döner Sermaye Müdürlüğü'ne başvurabilirler ve oradan gerekli bilgiyi alarak bizlerle irtibat kurabilirler. Her konuda halkımıza yardımcı olma konusunda istekliyiz.